Buyurun Naciye Hanım. Siz buyurun. Naciye buyurun. Beni karşılayacağını. Naciye'cim hoş geldin. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz Kadir Bey. Nasılsınız? Evime sefalar getirdiniz. Yalnız morda parayı çeken bir renk. Şimdi evet. 20 bin TL'ye evet. Damgasını koydu evet. Naciye. Evet. Serçe parmağım aşağıdakiler. Serçe parmağım aşağıdakiler. Serçe parmağım. Onlar ne öyle? Güzel bir deyim. Aynen. Serçe parmağım. Boşkola şişesinin farklı modeli aynen demek ki. Aynen öyle. Onlar evet. Ne öyle? Kayseri'ye geldiğimiz belli oldu. Şimdiden deyimlerle atasözleri iddialı evet. Yarışmacılar gümbür gümbür. Aynen yalnız gümbür gümbür. Aşağıda bir çakır gözlü vardı. Sen onu pek öyle serçe parmağa koyma. Öyle pek mi? Bir halayda ağır tuttu elimi. Öyle bir şey geldi bana. Evet aşağıda heyecanlandım. O çakır gözlüyse benim gözlerime bak. Ben de yeşil gözlüyüm Kadir Bey. Bir kaşığa 40 tane sağan efsane mantısıyla, dillerde çemeniyle meşhur pastırmasıyla, bir de üstüne üstlük biraz tutumluluklarıyla meşhur Kayseri'deyiz efendim. Burası Kayseri'nin neresi? Ziya Gökalp Mahallesi. Ziya, hayır ilçe olarak neresi oluyor? Koca Sinan. Koca Sinan'dayız. Evet. Ey gidi Mimar Sinan. Evet Naciye hazırsa evet, şöyle hazırım. Evinin anahtarını sana teslim teşekkür ediyorum. Ederim. Kayseri'de bir daireyi daha teslim et. İnşallah 20 bin lirayı alacağız. Hadi inşallah. Ben bir mutfaktan başlamak istiyorum. Buyur geç bakalım. Hamur atım, 52 günlük lohus sayım. Daha ne diyeyim ben size? Oo bak ooo. Evet. Bak lohus güzel kızarmış yalnız. Aynen güzel kızardı Kadir Bey. Fırının azizliğine uğradım. Tavuk fırına mı derdik? Aynen. Baklava değil bu da. Nevzine'nin küçük küçük kesilmiş hali. Sizin sevdiğinizi biliyorum. Nevzine'ye bayılırım. Tahinli, evet. Efsanevi tatlı. Aynen yaprak sarmaları. Yaprak sarmaları. Evet, poğaçalarımız, kurabiye ikramlıklarımız. Güzel de pişmiş. Aynen. Hani o serçe parmak, serçe parmak. Baksana serçe parmağım kadar sarmışlar. Evet. Hamarat olduğumu düşünüyorum. 3 çocuk annesiyim. Bütün evin yük üstümde. Gerektiği zaman dışarılara siparişleri yapıyorum. 1 dakika boşum yok. Hiç durmam. Gerçekten de hiç durmam. Evet, lastiklerimizin arasına bakalım. Gayet güzel ki silmekten kadın lastiği yırtmış zaten. Aynen öyle. Tertipli, düzenli. Şöyle buzluğumuzu açalım. Üst kısımları da güzel. Bakabilir. Çekmecelerimizi bir çekelim biz. Tabii ki. Oo bakar mısınız? Her şey kutusunda. Kabartma tozu, vanilyası en sevdiğim. Aynen. Baş, eşin çok şanslı. Tertipli, düzenli. Evet. Hamarat'ta bir karısı var. İnşallah. Hadi bakalım inşallah rakiplerinde. Serçe taktı serçe parmağı la ilahe illallah. Aynen öyleyim. Anca halayda yan yana geliriz diyor. Aynen. Aynen. Haftanın iddialısı belli oldu. Aynen. İnşallah, İnşallah. Bir hanife olmazsın benim başıma. İnşallah. Salon nerede? Buyurun. Kadir Bey. Çekeceğimiz var. Temizlik benim için çok önemli. Mutfağımın tezgahının üstünde kesinlikle bir kaşık olduğunu istemiyorum yani. Evimde düzen. Akşam yatmadan önce bütün evi toplarım, düzenlerim öyle yaparım. Buyurun Kadir Bey. Salonuma da. Turuncu perdeler. Evet. Kız Naciye nereden işte turuncu perde salona? Bu sene turuncunun çok moda olduğunu düşündüm. Şöyle bir renk katsın odama dedim. Bayağı renk katmış. Cıvıl aynen, cıvıl olmuş. Renk katsın istedim Kadir Bey. Maşallah. Ama benim en çok hoşuma giden kapıların orijinalliği ve camlarındaki el sanatı. Evet. Kaç senelik bunlar? Ev sahibimin Kadir Bey yani vardır. Binayla bir birdir yani. Yani bir şey değil mi? Ne bir aşınma. Gayet güzel bakmışsın. Boyası da evet. Gayet iyi. Aynen. Çok şık. Değişik bir salon. Evet. Hem otantik hem modern. Her havadan var. Her böyle. Havadan her telden Kadir Bey. Bakabilirsiniz. Özellikle şu tutmaç kenarları oralarda sıkı. Kaç senelik bunlar Naciye? Bunlar Kadir Bey 11 senelik 11 var. 11 senedir. Kaç çocuk var sende? 3. 3 çocukta 11 senedir evet, bunun üstünde. Bunun üstündeyim Kadir Bey. Eleştiriye açık değilim. Her şeyi gayet dört dörtlük yaptığıma inanıyorum. Bugün bu evde beni eleştirecek hiçbir şey bulamayacaklar. Peki daha fazla lafı uzatmayayım. Rakiplerimizi çağıralım o İnşallah, zaman. İnşallah. Hadi serçe manlaklar gelsin. Büyük ödülü kazanırsam öncelikle kendime ufak tefek alacaklarım var. Onları alacağım. Geri kalanı da eşimin ufak bir borcu var. Ona vereceğim inşallah. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.